Hristiyan, mesela Lübnan'da yaşayan Hristiyanlar Müslümanlar oluştururken Müslümanlara saygı gösteriyor. Çocuklarına ne yedirip ne içiriyor. Fakat Bismillahirrahmanirrahim. El-vaktu kes-seyf. İllem taqta'hu qata'ak. Arapların bir atasözdeki zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. İnşallah biz de bu güzel, bu mübarek ay dolu dolu geçirmeye çalışacağız. Zamanını faydalı yerlerde, faydalı kullanmaya çalışacağız. Efendim, Allah'ın selamı ve bereketi cümleten hepimizin üzerine olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugünkü misafirimiz, bu 9. bölümdeki misafirimiz, iki hareme ev sahipliği yapan, o bereketli toprakları içinde barındıran Arabistan'dan Abdülhamid kardeşimizdir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz elhamdülillah şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ramazan nasıl geçiyor? Çok iyi geçiyor elhamdülillah. Hocaların sayesinde zorluk çekmiyoruz. Maşallah. Allah tüm idarecilerimiz, tüm öğretmenlerimizden razı olsun diyelim. Evet, Abdülhamid'ciğim, değerli izleyicilerimize kendini tanıtır mısın? Elbette. Adım Abdülhamid Muhammed. Arakanlıyım. Arabistan'da doğdum. Özellikle Mekke'de yaşıyorum. Maşallah, o güzel toprakların kokusu geldi şimdi Mekke deyince. Allah hepimizi oraya gitmeye nasip eylesin inşallah. O güzel toprakları görmeye nasip eylesin. Gitmeyen değerli izleyicilerimize de, gidenlere de tekrar nasip eylesin inşallah. Evet, Ramazan'ın girişi nasıl oluyor? Ramazan'a girmeden bir iki gün öncesinden hanımlar alışverişe çıkıyorlar. Mahalleler ve sokaklar, yollar süsleniyor. Ramazan'a girdiğimizde sanki ayrı bir dünyaya giriş yapıyoruz. Ayrı bir, bambaşka bir dünya. İnsanların huyları ve davranışları değişiyor. Havası bile değişik geliyor bana. Ramazan'ın havası. Tabii. Maşallah. Yani o kutsal topraklarda Ramazan orucunu tutmak gerçekten çok büyük bir nimet. Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Peki Ramazan'daki mutfağını anlatır mısın? Demek ki siz şimdi o yemekleri, o yemeklerin kokuları, o ortamı özleteceksiniz memnuniyetle. Ama baştan diyeyim, anlat bitmez. Ancak yaşamakla olur. Sambuseyi mi anlatayım, kunafeyi mi, yoksa Ramazan'ın özel şerbetleri ve börekleri? Şimdi böyle diye ben de acıktım, bunu açıkça söyleyeyim. İnşallah biz de bir gün oraya gider, senin şimdi söylediklerini, hele ben sambusayı çok merak ettim. Yeriz bir gün inşallah. Seve seve. Peki teravih nasıl oluyor? Teravih nasıl bir havası var? Tabii ki Mekke ve Medine'nin ayrı hava, bambaşka bir havaları var. Elbette. Çünkü niye desek tüm dünyadan bu ayrı farklı milletten, farklı kültürlerden insanlar gelip bir yerde toplanıyorlar. Evet. Çok güzel bir görüntüleri siz şimdi televizyonda, radyoda duyduğunuzda heyecanlandığınızdan daha büyük bir heyecan. Yani televizyonda gördüğümüzden gerçek orada olursak daha fazla heyecanlanırız. Daha ayrı bir havası var diyorsun. Tabii. Elbette haremde teravih kılmak veya Medine'de teravih kılmak gerçekten ayrı bir havası var. Onu hepimiz biliyoruz. Peki sahur? Sahurda nasıl oluyor sahur? Sahurda pek farklı bir şey olmuyor. Bir iki yemek çeşidi oluyor. Hı hı. Fazla da ağır yemiyorlar. Hı. Öyle geçiyor. Güzel. Peki Ramazan'ın son 10 günleri nasıl oluyor? Ramazan'ın son 10 günleri hanımlar evleri temizlemeye, alışveriş yapmaya gidiyorlar. Hı hı. Yaşlılar da itikafa giriyorlar. Hı hı. Ve Mekke ortamı daha kalabalık oluyor. Daha kalabalık oluyor. Daha güzel oluyor. Yani daha bayrama daha heyecanlı oluyor. Bayram gibi oluyor. Aynen. Bayram geleceği için herkes orada oraya geliyor Mekke'ye. Tabii. Maşallah. Güzel. Ben bugün bu kadar soru hazırladım senin için. Evet Hamidciğim, senin ayrı olarak değerli izleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Benim ayrı olarak söyleyeceğim bir şey yok.
beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun bizi kırmayıp buraya geldiğin için. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugünkü bölümümüz burada sona ermiştir. Bizimle burada, bu bölümde olduğunuz için Allah sizlerden razı olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.